Herkes selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. TYT AYT, tarihte bunları bilmeden sınava girme. Kamp 2022 ile karşınızdayız. Artık son düzlüğe doğru ne yaptık? Geldik değerli arkadaşlar, biz de kampüs ekibi olarak yanınızda olacağız. Hazırsanız hız kesmeden başlayalım. Şimdi ilk olarak arkadaşlar milli eğitim müfredatına göre harmanladığımız konular, hangi sınıfta hangi konular vardı, gelme olasılıkları neler bunlardan tek tek söz edeceğiz. Hazırsanız başlayalım. 9. sınıfta ilk ünitemiz tarih ve zamandan bahsedeceğiz. Tarih zaman dediğim zaman ilk olarak insanlığın hafızası tarih. Neden tarih? Zamanın taksim. Yani diyeceksiniz ki ne diyeceksiniz? Peki değerli arkadaşlar unutmayın. Tarih dediğim zaman ÖSYM sana ayet edeyim tarih ve zamanla ilgili bir soru sorabilir. Neyi sorabilir? Tarihe yardımcı bilim dallarını, arkeoloji, daha sonrasında arkadaşlar antropoloji, sosyoloji, nümizmatik, epigrafya gibi unsurları ne yapma olasılığı yüksek? Sorma olasılığı yüksek. Çünkü ÖSYM'nin AYT tarzında en çok sevdiği yerlerden bir tanesi bu ya SOS 1'de ya da SOS 2'de soru olarak gelme olasılığı da yüksek. Daha sonrasında gelelim. Tarihte bir olay var bir de olgu var. Bunu unutma. Eğer bir şey kısa sürüyorsa olaydır. Eğer uzun sürüyorsa olgudur diyeceksin. Yine geldim. Tarihin kaynaklıkları içerisinde birinci el kaynaklar ve ikinci el kaynaklar olarak iki kısma ele alacağız. Birinci el kaynaklar nedir dersen o dönemi yansıtan orijinal eserlerdir. Ama ikinci el kaynaklar nedir dersen o döneme ait bulunan eserlerle ilgili yazılmış herhangi bir kitap, herhangi bir makale ise ikinci el kaynaklar içerisinde girmektedir. Geldim kronoloji. Kronoloji tarihin olmazsa olmaz unsurudur. Neden diyeceksiniz? İnsanlığın arkadaşlar hangi zaman diliminde neler yaptığını kronoloji çok güzel bir şekilde bize sunmakta. Yine geldim. Unutmuyorsun değerli arkadaşlar. Türkler yüzyıllar boyunca birçok farklı takvim kullanmıştır. Peki kaç tane takvim kullanmıştır dersem 5 farklı takvim kullanacak. Nedir peki bunlar dersek? İslamiyet'i kabul etmeden önce 12 hayvanlı Türk takvimi, sonrasında İslamiyet'i kabul etmemle birlikte Hazreti Ömer zamanında yapılan Hicri takvim, yine Büyük Selçuk Devleti'nde Celaleddin Melikşah'a sunulan Celali takvimi, yine 2. Mahmut döneminde yapılan Rumi takvim ve en son olarak arkadaşlar çağdaş muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için kullanılan miladi takvim diyeceksiniz. ÖSYM sana sordu dedi ki bunlardan hangisi farklıdır derse İslamiyet'i kabul etmemle farklılaştırdım arkadaşlar. Direkt aklına hicri takvim gelsin. Neden? Çünkü dördü güneş bir ise aya göre ne yapmıştır? Hesaplanmıştır diyeceksiniz. Yine tarih bilmek. İnsanın ufkunu, geçmişte yapılan hataları yine bu hatalar üzerinden ders çıkarılmasını ne yapmıştır? Sağlamıştır diyeceksiniz. Dediğimiz gibi arkadaşlar tarihe yardımcı bilim dallarından arkeoloji de benim için önemli bir unsur. Neden dersem eğer yapılan eserleri bulabilmek için kazı anlamında bana ne yapacak? Yarar sağlamıştır diyeceksiniz. Geldim ikinci ünitemize doğru yola çıktığımızda ise insanlığın ilk dönemlerini göreceğiz. Yani insan bu coğrafyada nasıl var olduğu, dünyanın yaratılmasıyla birlikte insanoğlu hayatını nasıl idam etti, buna daha doğru olayları göreceğiz. İnsanın ilk izleri dediğim zaman aklınıza Mezopotamya ve Anadolu coğrafyası gelecek. Mezopotamya bereketli hilal diye adlandırılan bölge. Burada insanın ilk ibadet yerini, insanın ilk arkadaşlar köy yerleşimini Mezopotamya havzasında göreceksiniz. Anadolu coğrafyasında ise Konya Çatalhöyük bölgesi Anadolu coğrafyasının ve dünya tarihinin ilk şehir yerleşimi olarak dünya literatürüne girecek. Yine geldik bu süreç içerisinde insanoğlu yaşam tarzını idam ederken yazıyı bulacak. Sümerler yazıyı bulmasıyla birlikte tarih öncesi devirleri kapatmış ve tarihi devirlere geçirmesini ne yapmıştır sağlamıştır diyeceksin. Yine ilk çağda başlıca medeniyet havzaları dediğim zaman Mezopotamya uygarlıkları, Anadolu uygarlıkları, Akdeniz uygarlıkları, yine Çin, Hint uygarlıkları gibi uygarlıkları ele alacaksın. Unutmuyorsun Mezopotamya uygarlıkları dediğim zaman Sümerler, Elamlar, Asurlar, Akadlar ve Babiller gibi uygarlıkları bileceğiz. Yine Sümerlerle ilgili ilk yazıyı bulmaları, yine arkadaşlar zigurat adı verilen tapınakları yapmaları, yine bu tapınaklar sayesinde aşağı tahıl ambarı sayesinde neyi buluyorlar? Yazıyı bulmuşlardır. Bu yazının bir diğer adı arkadaşlar pigdografik yazı olarak da ne yapılmaktadır? Bilinmektedir diyeceksiniz. Yine geldim. Asurlar dediğim zaman dünya tarihinin ilk arkadaşlar kara kolonilerini kurmuşlar ve Anadolu coğrafyasına yazıyı getirmişlerdir. Karun bölgesinde kurdukları ticaret merkezi sayesinde bugün Kayseri-Kültepe tableti diye adlandırdığımız bölgede arkadaşlar yazının ilk noktaları Anadolu coğrafyasında görülmüştür. Geldim. Daha sonrasında ise Anadolu coğrafyasına yola doğru çıktığımızda ise aklınıza arkadaşlar Anadolu'da kurulan ilk uygarlık olan Hititler gelecek. Peki Hititler Anadolu coğrafyasına neler kattı dersek? Yine unutmuyorsunuz Anadolu coğrafyasında birçok önemli eseri bırakmasının yanı sıra madencilikte gelişmiş ve dinsel bir yapıdan söz edeceğiz. Yine tanrılar, tanrılarından korktukları için arkadaşlar Anal adı verilen yazıları yazmışlar, yıllıkları yazmışlar ve böylece objektif tarihin başlamasını sağlamışlardır. Akdeniz Havzası dediğim zaman aklınıza Fenikeliler gelecek. Fenikeliler ise ilk deniz kolonicilik faaliyetlerini yürütmüşler. Yine bu faaliyetler sayesinde Fenike alfabesi yani bugün kullandığımız Latin harflerinin temelini atmışlardır. Ve dünyaya çok sevdiğimiz etkenlerden birisi olan camı tanıtacaklar. İnsan ve göçten bahsedeceğiz. Bu dönemde Hurri göçleri, Akat göçleri, Babil göçleri gibi birçok göçler göreceğiz. Bu insanoğlunun kendi göçlerinin yanı sıra dinsel faktörlerden gerçekleşen göçler de ortaya çıkacak. Mesela Hristiyan göçleri ya da Yahudi göçleri. Unutmuyorsun Babil hükümdarı Nabukan Nazar bu dönemde Yahudileri Kudüs bölgesinden 80 yıl boyunca sürgün etmiştir. Yine kabileden devlete diyeceğiz. Biliyorsunuz ki insanlar ilk olarak kabile şeklinde yani köy yerleşimleri, kasabaları, kasabalar şehirleri, şehirler ise devletler oluşturmaya başlayacak. Yine bu insanlığın ilk döneminde kanunlar doğacak. Peki kanunlar dediğim zaman aklınıza neler gelecek? Urgakina kanunları. Dünya tarihinin bilinen ilk yazılı kanunlarıdır. Köleciliği yasaklamış, özel mülkiyeti serbest bırakmıştır. Hamur abi kanunları. Hamur abi kanunlarında arkadaşlar dünyanın ilk anayasası olarak da ne yapılmaktadır? Bilinmekte kısasa kısas olarak ne yapılacak? Bilinecek. Peki geldim. Unutmuyorsun İnsanoğlu ilk var olduğunda genelde konar göçer bir yaşam tarzına sahiptir. Yine arkadaşlar yazıları tablet adı verilen taş kitabelerin üzerlerine ne yapmışlardır? Yapmışlardır. Sümerlerdik şehir devletlerine site adı verilir. Peki sitenin yöneticilerine ne ad verilir dersek? Patasi ya da Ensi adı verilecek. Asurların kurdukları Anadolu'da ticaret merkezlerine Karum adı verilir. Dünyanın ilk kara kolonisini Asurlar kurarken ilk denizcilik faaliyetlerini yani ilk deniz kolonisini ise Fenikeller oluşturmuştur. Bu süreç içerisinde soylu bir aristokrat sınıfı oluşacak. Yine Yunan uygarlığında olağanüstü haller durumunda yetki sadece bir kişiye verilmiştir. Peki ben bu yetki verdiğim kişiye ne ad veriyorum dersem Tiran adını vereceğiz. Geldik Orta Çağ'daki dünyaya. Orta Çağ'da siyasi yapılar nelerdir? Orta Çağ döneminde Bizans, Moğol ve Sasani gibi grupları görürken yine bu dönem içerisinde insanlar arkadaşlar artık göçebeliği bırakarak yavaş yavaş yerleşik bir yaşam tarzına geçecek. Yerleşik yaşam tarzına geçmesiyle birlikte bir yerleşik ordu, bir de konar göçer ordu göreceksiniz. Yani aslında Orta Çağ dünyasındaki ordu ise ücretli, paralı askerler ve sürekli sefer içerisinde olan göçebe askerleri göreceğiz. Unutmuyorsunuz, yerleşikler arkadaşlar her zaman göçebelere karşı altta olmuştur. Çünkü insanlar o dönemde topraklarını ne yapmayacak? Terk etmeyecek. Ama arkadaşlar göçebeler buldukları her yerleri yakıp yıkıp yağmalamıştır. Gelelim kanunlar gelişiyor. Kanunlar gelişiyor dediğimde arkadaşlar 12 levha kanunlarını, Justinianus kanunlarını ve Cengiz Han kanunlarını göreceksiniz. Justinianus kanunları bugün modern medeni hukukun temellerini atarken 12 levha kanunları ise bugün hukukun yani modern hukukun temellerini atacak. Cengiz Han yasası ise Orta Asya bölgesinde töre ve örf adet gelenek göreneklere göre hazırlanmış dünyanın en önemli kanunlarından bir tanesi olacak. Peki kavramlarımıza gelelim. Hindistan bölgesinde kas sistemini göreceksiniz. Peki kas sistemi nedir? Kas sistemi arkadaşlar Cem Karaca'nın güzel bir parçası var. İşçisin sen işçi kal diyor. Yani senin baban işçi ise sen de otomatik işçisin. Sınıf arası geçiş yok ya da sınıftan bir üst segmentteki bir kızla ne yapamazsın? Evlenemezsin. İşte bu yüzden de Hindistan bölgesinde siyasi birliğin oluşması engellenmiştir. Yine insanoğlu bu dönemde tarımsal faaliyete geçmesiyle birlikte artı ürün elde edecek. Peki bu artı ürünü ne yapacak dersek satmaya başlamış ve ilkel ticaret ortaya çıkmıştır. Daha yeni de söylediğimiz gibi 12 levha kanunları bugün modern hukukun temelini oluştururken Avrupa'da feodalizm diye adlandırdığı bir unsur ortaya çıkacak. Peki nedir feodalizm? Feodalizm arkadaşlar küçük küçük derebeyciklerin ortaya çıkması. Unutma eğer ki bir yerde feodalizm varsa orada merkezi otorite zayıftır. Peki feodalizm neyle sona erecek dersek 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet Han'ın yaptığı şahi topları sayesinde feodalite diye adlandırdığımız unsur ortadan kalkacak ve merkezi krallıklar güç kazanmıştır. Geldim yine dünyanın önemli bir ticaret yolu olan İpek yolu ve bu İpek yolunu geliştirebilmek için önemli ticaret merkezleri ortaya çıkacak. Bunların en önemli noktalarından bir tanesine kervan saray diyeceksiniz. Kervan saray insanoğlunun burada konakladığı, hayvanlarını beslediği dinlenme alanları olarak bileceğiz. Ve bu sayede de İpek yolu Orta Asya'dan Avrupa'ya kadar uzanan önemli bir ticaret merkezi haline gelmiştir diyeceğiz. Dördüncü üniteye geldiğimiz zaman artık atalarımızı göreceğiz. İlk ve orta çağlarda Türk dünyasını, ilk Türk devletleri. Avrasya'da ilk Türk hisleri yani Avrasya dediğim Kafkas ve Orta Asya bölgesindeki Türklerden bahsedeceğiz. Yine Türklerin nasıl teşkilatlandığını yani boylardan devlete önemli unsurunu Yine Türklerde ile oluşan yaşam tarzını, hangi yaşam tarzını benimsediklerini. Bu dönemde Türkler birinin egemenliği altına girmek yerine göç eylemeyi yaylamışlar ve kavimler göçünü tetiklemişlerdir. İlk Türk devletleriyle olan komşularla ilişkilerini ele alacağız. Şimdi ilk olarak kavramlara gelelim. Unutmuyorsunuz Türklerin ilk ana yurdu Orta Asya diye adlandırdığım bölgedir. Bu Orta Asya bölgesi bozkır iklimi diye adlandırdığımız oldukça sert bir iklime sahip. Türkler yüzyıllar boyunca da Orta Asya bölgesinde kendi kültür merkezlerini oluşturacaklar. Anav, Afanasyevo, Karasuk, Kelteminar, Tagar gibi önemli kültür merkezlerini göreceksiniz. Yine Türkler genelde boylar şeklinde kurulmuş ve boylar birliği federasyonu şeklinde örgütlenmiştir. O zaman şu yorumu yapalım. Demek ki Türklerde merkezi otoriteden değil, federatif bir devlet yapısından ne yaparız? Söz ederiz. Peki nedir? federatif devlet yapısı. Devleti bölerek yöneteceğiz. Yani doğu ve batı diyeceksiniz. Çünkü Türklerin inanış yapısı göktengri inancıdır. Peki ben devlete ne demişimdir dersem il diyeceksiniz. Aynı zamanda hükümdar gücünü meşrulaştıracak. Neyle meşrulaştırmıştır dersek kut inancıyla. Peki kut inancı nedir dersek? Hükümdarlığın tanrı tarafından bir soya verilmesi. Yani aslında bir nevi kan yoluyla geçecek. Bu da devletlerin çok fazla uzun ömürlü değil, kısa sürede yıkılmalarına ne yapmıştır? Sebep olmuş ve Türklerin teşkilatçı yapısı ön plana çıkmıştır. Metehan zamanında ise değerli arkadaşlar, Türk tarihinin ilk düzenli ordusu kurulmuş ve aynı zamanda orduda yeni bir sistem benimsenmiştir. Peki bu sistem nedir dersek onlu teşkilat onbaşı, binbaşı, yüzbaşı gibi birimlere ayrılacak ve böylece ordunun daha hızlı koordine edilmesi sağlanmıştır. Hatta hemen sana da bir genel kültür verelim. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş tarihi de milattan önce 209 kabul edilir. Ülkeyi bölüştükleri unsur için ülke hanedanın ortak malıydı. İşte ben bu sisteme ölüş sistemi diyeceğim değerli arkadaşlar. Artık yavaş yavaş İslam medeniyetinin doğuşunu göreceğiz 5. ünitemizde. İslamiyet'in doğduğu dönemde dünyaya nasıl bir dünyaydı? O dönemde Bizans ve Sasani gibi devletler dönemin zirve devletleri ve biz bu dönemi arkadaşlar Arabistan coğrafyasında cahiliye devri diyeceğiz. Cahiliye devri demek işte kitap okumuyor, sinemaya gitmiyor, tiyatro yapmıyor anlamında değil. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömdükleri, daha sonrasında putta taptıkları ve yozlaştıkları için bu döneme cahiliye devri denmiştir. Yine İslamiyet Peygamber Efendimiz sayesinde yayılmaya başlanacak ve bu süreç içerisinde hicreti, Medine Sözleşmesi'ni ve birçok savaş ve olayı göreceğiz. Emeviler. Emeviler dediğim zaman aklınıza mevali politikası gelecek. Peki mevali politikası nedir? Arap olmayanlara köle gözüyle bakılmasıdır. Yine Abbasi Devleti İslam Rönesansı'nı yaşatacak Yunan ve birçok Avrupa'yı eseri Arapça'ya çevirmiş ve tercüme odaları kurmuştur. Hatta bunun en önemli medreselerinden birisi Beytül Hikme diyeceğiz. Geldim. Cahiliye dönemini daha yeni söylemiştik. Bakın unutmayın kitap okumamak cahiliye devri diye adlandırılmayacak. Yine peygamberlik peygamber efendimizi 40 yaşında müjdelenmiştir. Peki nerede müjdelendi dersek Hira mağarasında diyeceksiniz. Bakın ben bunu söylüyorum ama din kültüründe de bunlar soru olarak gelebilir. Buna da dikkat edin çünkü. Yine geldim. Hicret. Peygamber Efendimiz bu dönemde hicret edecek. Mekke'den Medine'ye sığınmış ve bu süreç içerisinde iki tane unsur ortaya çıkmış. Bunlardan birisi muhacir, birine de ensar diyeceksiniz. Bakın ensar yani saran diyeceğiz. Yani benimseyen. Muhacir ise göç eden anlamına gelecek. Medine Sözleşmesi sonrasında Hazreti Ömer döneminde ilk devlet hazinesi olan Beytül Mal kurulmuştur. Teşkilatlanma dediğim zaman aklınıza Hazreti Ömer gelsin. Mevali politikasını kimde görecektik? Emevilerde. Yani Arap olmayanlara köle gözüyle bakılması. Bir şuabi akımı sonrasında Emeviler yıkılmış, yerine İslam Rönesansı'nı yaşatacak Abbasiler kurulmuştur. Abbasilerle tanışan Türkler yavaş yavaş İslamiyet'e geçmeye başlamış ve Abbasilerin kılıcı ve İslamiyet'in kılıcı arkadaşlar olmuştur. Peki ne yapmışlardır dersek? Abbas halifesini birçok ba bir kez baskıdan kurtarmış yetmemiş yine bu süreç içerisinde arkadaşlar önemli mücadeleler vermiştir diyeceğiz. Şimdi geldik Türklere kurdukları şehirlere ise Samara ve Avasım adı verilir. Geldim arkadaşlar 9. sınıfın 6. ünitesine. Türklerin İslamiyet'i kabulü ve ilk Türk İslam devletleri. Türk İslam tarihinde siyasi gelişmeler yani Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu gibi devletleri unutmayacaksın. Karahanlı dediğim zaman aklınıza şu gelecek arkadaşlar eski Türk devlet geleneğini devam etmiştir. Gazneliler ise arkadaşlar İslam'ın kılıcı olmuş. Gazneli Mahmut döneminde Hindistan'a birçok kez sefer düzenlenmiş ve bu adama Hindistan Fatih e adı verilmiştir. Yine Türklerde İslamiyet anlamında sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdarı. Yine Türklerin İslamiyet kabulü 751 yılında Talas Savaşı ile gerçekleşmesi ve Göktengri inancıyla İslamiyetin birebir örtüşmesinden kaynaklanmıştır. Türklerin Türk devlet ve toplum yapısına etkisi nedir dersek eğer bu dönemde arkadaşlar önemli çalışmalar yapmış hatta önemli kişileri göreceğiz. Emridat, Divanı Saltanat gibi önemli divan merkezlerini oluşturmuştur. Divanı saltanat nedir dersek devletin işlerinin görüşüldüğü yer. Emri nedir dersek örfi davaların bakan kişi olarak ne yapacağız bileceksiniz. Yine Oğuzların İslamiyet'i kabul etmesini göreceğiz. Oğuzlar 10. yüzyılda İslamiyet'i kabul etmiş ve arkadaşlar bunlar Türkmen lakabını ne yapmıştır? Almıştır. Büyük Selçuklu Devleti ise büyük çalışmalar yapmış. Kafkas, Anadolu ve İran bölgesinde İslamiyet'in kılıcı haline gelmiştir. Tuğrul Bey döneminde Abbas Halifesi baskı altından kurtularak Doğu'nun ve Batı'nın sultanı ünvanı verilmiş, Pasinler Savaşı ile Anadolu'nun keşifleri yapılmış ve Sultan Alparslan zamanında Anadolu'nun kapıları Türklere aralanmıştır. Tuat Kubilik, Divan-ı Lugatu Türk yine bizim için arkadaşlar önemli eserler. Neden? Çünkü edebiyatınızda gelebilir. Atabey ise Padişahların yani hükümdarların erkek çocuklarının eğitmenlerine Atabey adı verilir. Oğuzlar İslamiyet'i kabul ettikten sonra Türkmen lakabını almıştır. Vezir Nizami Mülk döneminde siyasetname önemli bir eserdir. Yine Melikler ise hükümdarların erkek çocuklarının adlarıdır. Geldim artık 10. sınıfa Osmanlı Devleti kuruluşa geleceğiz. Yerleşme devletleşme sürecinde Selçuklu Türkiyesi. 1072-1308 yıl arasında başlıca siyasi gelişmeler. Yani Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurulmasını, Saltuklar, Artuklar, Mengücekler, Çaka Beyliği gibi beylikleri göreceğiz. Bunlar içerisinde arkadaşlar Danışmetlerin en önemli özelliği Anadolu'nun ilk medresesi olan Tokat Yağıbasan Medresesi'ni yapması. Yine Saltuklar Anadolu'da kurulan önemli ilk nedir diyorsunuz? Beyliktir diyeceğiz. Çaka Beyliği ise Türk tarihinin ilk denizci beyliği olarak tarihe ne yapmıştır? Giriş yapacak. Oğuz göçleri ve Anadolu. Unutmuyorsun Anadolu'ya ilk gelen Oğuzlar değildir. Anadolu'ya gelen ilk Türkler ise Avrupa bunlardır Sadece keşfediyorlar, bakıyorlar, gidiyorlar. Ama Anadolu'yu ebedi yurt haline getirenler ise Oğuz Türkleridir. Yine Anadolu'nun ilk fatihleri diye adlandırdığımız beyliklerden bahsedeceğiz ve bu beylikler sayesinde Anadolu hızlı bir şekilde Türkleşecek ve İslamlaşmaya başlayacak. Anadolu'yu kaybedeceğini anlayan Bizans, Haçlardan yardım istemiş, birçok kez Haçlı seferi olmuştur. Kaç defa dersek 4 defa diyeceksiniz. Birinci Haçlı seferinde birinci Kılıç Aslan yenilmiş, merkez İznik'ten Konya'ya taşınmış ve Türkiye Selçuk Devleti yıkılana kadar başkent Konya olmuştur. Sonrasında ikinci ve üçüncü haç seferlerinde yine başarılı olamayan arkadaşlar haçlar dördüncü haç seferinde ise olay tam tersine dönecek. Haçlar bu sefer yönünü İstanbul'a çevirmiş ve İstanbul'u yakıp yıkıp yağmalamışlardır. Anadolu'da Moğol istilasını göreceğiz. Türkiye Selçuklu Devleti 2. Gıyasettin Keyhüsrev döneminde Köse Dağı Savaşı'nı yapmış ve Köse Dağ Savaşı ile birlikte artık Türkiye Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girmiş ve Anadolu'da hızlı bir şekilde Moğol istilası baş göstermiştir. Kavramlara gelelim. Türkler boy birliği şeklinde örgütleniyordu biliyorsunuz. Yine ağaçları söyledik. Miryakepelon savaşı'nı gördüğünüz zaman diyeceksiniz ki Anadolu'nun tapusu alınmıştır. Köse Dağ savaşı ile birlikte Türkiye Selçuklu yıkılma sürecine girmiş ve Moğol istilası başlamıştır. Yine Oğuz Türkmenleri Babayiler Anadolu'da ilk Türkmen isyanı olan Babayiler ayaklanmasını ne yapmıştır? Yapmıştır diyeceğiz. Geldim 10. sınıf 2. ünite. Beylikten devlete Osmanlı siyaseti. Kuruluş dönemi gelişmelerinden bahsedeceğiz. Osmanlı devletinin kuruluşuyla ilgili görüşler. Kimler? Şunları söyleyeceksiniz. Halil İnalcık, Paul Vitek, yine arkadaşlar Fuat Köprülü gibi isimler Türklerin yani Osmanlı'nın kısa sürede büyümesinin temel sebeplerini söyleyecek bana. Yine Osmanlı Bizans ilişkilerini ve Osmanlı ile Bizans arasında yapılan ilk savaşı ve artık Bizans'ın Anadolu'lan coğrafyasından toprak alamayacağını anlayacak. Yine Balkan'da Fetihler 1. Murat'la sayesinde hız kazanmaya başlarken Türk siyasi birliğini sağlama faaliyetleri ise Yıldırım Beyazıt'a düşmüş. Fakat Ankara Savaşı ile birlikte o sağlamaya çalıştığı siyasi birlik bozulmuştur. Türk devletlerinin liderlik mücadelesi ise Timur ile Yıldırım Beyazıt arasında gerçekleşecek bölge. Unutmuyorsun Osmanlı Devleti'nin kurulduğu bölgeye Bitinya bölgesi adı verilecek. Türkler genelde Osmanlı Devleti fethi izlerken İskan siyaseti izlemiştir. Yani konar göçer Türkmenleri bölgeye yerleştirecek. Fethettiği yerlerde istimalet politikası yani hoşgörü politikası izlerken yine gaza politikası da Osmanlı kuruluşunda önemli bir faktördür diyoruz. Yine Osman Devleti'nde Yıldırım Beyazıt Ankara Savaşı'nda yenilmesiyle birlikte Fetret Devri yaşanmış ve Fetret Devri'nde Osmanlı Devleti kuruluş aşamasında yıkılma süreci atlatmıştır. Anadolu'nun önemli evliyaları kimlerdir dersek, Ahya Rum, Baciyan Rum gibi isimlerdir. Anadolu'da arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde ilk dini ve sosyal içerikli olan Şeyh Bedrettin isyanını ise 1. Mehmet döneminde göreceğiz. Geldim 10. sınıf 3. ünitemize. Devletleşme sürecinde savaşçı askerler, beylikler döneminde yani Osmanlı döneminin askeri gücü nedir dersek, ilk olarak arkadaşlar alplıktır, gaziliktir. Daha sonrasında ise Düzenli ordu ilk kez Orhan Gazi döneminde Yaya Müsellem ordusunun kurulması ve Yaya Müsellem'in yerini ise Azepler almaya başlayacak. Yine bu süreç içerisinde 1. Murat zamanında tımar sisteminin ön plana çıkmasıyla artık arkadaşlar tımarlı sipahiler ön plana çıkmış ve Osmanlı'nın daimi orduları olmaya başlamıştır. Ama Osmanlı'nın 17. yüzyılda en büyük daimi ordusu nedir dersek devşirme sistemiyle oluşturulan Yeniçeri Ocağı'dır diyeceksiniz değerli arkadaşlarım. Yalnız unutmuyorsunuz Yeniçeri Ocağı ilk kez arkadaşlar 1. Murat'ta kurulurken 2. Mahmut zamanında ise ne yapılmıştır diyorsunuz kaldırılmış ben bu olay ise vakayı hayriye olayı diye adlandıracağım. Geldim 13. sınıf 4. üniteme. Beylikten devleti Osmanlı medeniyeti. Anadolu'nun kandilleri. Kimlerdir dersek? Ahi Evran'ı Veli. Yine Hacı Bektaş'ı Veli. Yine arkadaşlar Mevlana Celaleddin Rumi gibi isimler Anadolu'nun kandilleri haline gelecek. Osmanlı devletinde bir de askeri sınıf göreceğiz. Askeri sınıf diye adlandırdığım sınıf nedir dersek kalemiye, ilmiye ve seyfiye sınıfı diye adlandıracaksınız. Seyfiye sınıfı dediğim zaman aklınıza kimler gelecek? Vezir-i Azam, Vezir, Kaptan-ı Derya, Yeniçeri diyeceğiz. Kalemiye sınıfı dersek eli kalem tutan sınıf yani defterdar, nişancı, resul, küttap diyorsunuz. Geldim ilmiye sınıfı dersem eğer aklınıza Şeyhülislam ve Kaz asker diyeceğiz. Kaz askerinin en önemli özelliğindedir dersek hem kadı ataması hem de müderris atamasından nedir? Sorumludur diyorsunuz değerli arkadaşlar. Fethi ile gelen dönüşüm gerçekleşecek. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u mükemmel bir Türk şehri haline getirmiş. Ve buraya aslında bir nevi istimalet ve iskan politikasını atmıştır, izlemiştir diyeceksiniz. Geldim 5. ünitemize. Dünya gücü Osmanlı. Artık gücümüzün zirvesinde olacağız. Unutmuyorsunuz Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmesiyle birlikte artık İstanbul'un fethi gerçekleşmiş ve dünyanın en büyük imparatorluklarının bir haline gelecek Osmanlı Devleti. Biz bu yüzden fetihi mübin diyeceğiz ve unutmuyorsunuz İslam dünyasının liderliği yavaş yavaş Yavuz Sultan Selim'le geçecek. Neden dersik eğer? Memlüklerin yıkılmasıyla birlikte Abbas halifesinden e, halifelik almış ve Osmanlı Devleti'nin ilk halifesi ise Yavuz Sultan Selim olmuş ve Osmanlı artık teokratik devlet yapısına tamamen kavuşmuştur diyoruz. Kapitülasyonlar ilk kez Kanuni Sultan Süleyman zamanında Fransa'ya verilmiş ve Fatih döneminde ise Venediklere imtiyaz verilmiştir. Bunun ikisinin ortak özelliği nedir dersek Haçlı Birliği'nin oluşmasını engellemek ve aynı zamanda da arkadaşlar ticareti canlandırmaktır. Preveze Deniz Savaşı bizim için önemli neden dersek eğer Barbaros Hayrettin Paşa'nın komutasındaki ordu Haçlara karşı büyük bir mücadele sağlamış ve Osmanlı Akdeniz'de Türk üstünlüğünü sağlamıştır. Hatta bu olay 27 Eylül tarihinde Türk Donanma Günü, Türk Denizcilik Günü olarak ne yapılmakta kutlanmakta. Yalnız bizim istemediğimiz bir olay gerçekleşecek, coğrafi keşifler. Coğrafi keşiflerle birlikte Amerika kıtasındaki bütün değerli eşyalar Avrupa'ya getirilmiş, yoksul Avrupa bir anda zenginlemeye başlamıştır. Rönesans akımının sonrasında reform hareketleriyle birlikte Martin Luther arkadaşlar kiliseyi protesto etmiş ve yeni bir mezhep olan protestanlık ortaya çıkmıştır. Geldim 10. sınıfa. Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı Osmanlı Kalbi Topkapı Sarayı. Topkapı Sarayı dediğim zaman 3 bölüm diye adlandıracaksınız. Birun, Endurun ve Harem diyeceğiz. Birun devlet işlerinin görüşüldüğü yer. Endurun, İç Saray Harem ise padişahın özel hayatının geçtiği bölüm olarak ne yapılmakta bilinmektedir diyeceksiniz. Fatih Sultan Mehmet Kanuname-i Ali Osman'ı yayınlamasıyla birlikte dört önemli unsuru yasal hale getirmiştir. Bir, haksız kazanç elde eden devlet adamlarının mallarına el konulacaktır. Biz buna müsaade usulü diyeceğiz. Geldim yine önemli unsurlardan bir tanesi. Sancak sistemi yasallaşmış. Culus bahşişi yine yasal hale gelmiştir. Bir diğer önemli unsur nedir dersek eğer şundan bahsedeceğiz değerli arkadaşlar. Kardeş katli diyorsunuz. Diyor ki devletin bekası için kardeş katli vaciptir diyecek. Geldik yedinci ünitemize. Klasik çağda Osman toplum düzeni. Toplumun harcı millet sistemi. Bakın millet sistemini unutmayın. İnsanları neye göre ayıracağız arkadaşlar dersek mezheplerine göre ve dinine göre ayırıyoruz. Yani Müslüman ve gayrimüslim. Osmanlı Devleti'nde millet sistemi dine göre ayrılan sistemdir diyeceksiniz. Fethedilen yerler İslam kültürünün etkisi gerçekleşecek arkadaşlar. Bu dönemde önemli insanlar buraya giderek Anadolu coğrafyasının ve İslam coğrafyasının önemli unsurlarını kişilere anlatmış ve İslam kültürünün etkisini burada görülmeye başlanmış. Osmanlı Devleti'nin toprak sistemi nasıldır dersek bu dönemde arkadaşlar unutmuyorsun Osmanlı Devleti'ndeki kendi toprakların yani devlete ait olan topraklara miri topraklar eğer şahsa ait olan topraklara ise mülk topraklar adı verilmiş. Yine Osmanlı Devleti fiyatların kalitesini belirleyebilmek için nar sistemini ortaya açacak. Peki nar sistemi nedir dersek bir ürünün fiyatının belirlenmesidir. Geldim lonca teşkilatına. Lonca teşkilatı arkadaşlar Türk İslam tarihinde ahilikken Osmanlı Devleti'nde ise lonca adını almıştır. Peki lonca dediğim zaman aklınıza ne gelecek dersek esnaflık dayanışması olarak ne yapacağız bileceksiniz. Peki Osmanlı'da vakıf teşkilatı nedir dersek bu dönemde yine arkadaşlar önemli bayındır faaliyetleri ise vakıf araziler sayesinde ne yapılmıştır gerçekleşmiştir diyeceksiniz. Şimdi geldim 11. sınıfın 1. ünitesine. Değişen dünya dengeleri karşısında Osmanlı siyaseti. 1595-1700 yıl arasında siyasi gelişmeler. İlk olarak unutmuyorsunuz arkadaşlar Avrupa'da bir savaşlar ortaya çıkacak. 30 yıl savaşları. 30 yıl savaşlarıyla birlikte artık arkadaşlar neler ortaya çıkmaya başlamıştır dersek modern devletler ortaya çıkmaya başlayacak. Modern devletlerin yanı sıra Osmanlı Devleti artık Kadırga'nın öneminin kalmadığını ve yavaş yavaş Kalyon'a ne yapmaya başlayacak? Geçmeye başlıyor. Artık Avrupa Viyana kuşatması sonrasında Osmanlı Devleti'nin daha fazla dayanamayacağını ve artık yenilebileceğini anlayarak kutsal ittifak oluşturacak. Kutsal itiraf hak dediğim zaman aklınıza kimler gelecek dersem Malta, Venedik, Rusya, Avusturya ve Lehistan diyeceksiniz. Ve sonrasında Osmanlı Devleti arkadaşlar ağır bir yenilgi almaya başlayacak. Artık Osmanlı'da 17. yüzyıla birlikte diplomasi trafiği hız kazanmaya başlarken Avrupa ise sömürgecilik faaliyetlerine hız kazandırmaya başlamış. Mutakabiliyet nedir dersek arkadaşlar bir şey üstün gelme diyeceksiniz. Yine milli monarşiler ortaya çıkacak. Konjektürel ittifaklar yani stratejik ittifaklar ne yapmıştır? Ortaya çıkmıştır diyorsunuz. Geldim ikinci ünitemizde ise değişim çağında Avrupa ve Osmanlı. Avrupa'da değişimden bahsedeceğiz. Osmanlı devleti Avrupa'daki değişimi takip etmeye çalışıyor ve Lale Devri'ne giriş yapacak. Lale Devri ise tam da beklendik gibi olmayacak. Çünkü lüks ve şatafatın olduğu ve aynı zamanda askeri alanda bir ıslahatın yapılmadığı bir dönem olarak bileceğiz. Avrupa'nın mimarisi, yine Avrupa'nın teknolojisi Lali devrinde kabul edilmiştir. Osmanlı Devleti arkadaşlar kendine reform hareketleri yapmaya başlasa da pek başarılı olamıyor. Avrupa'da ise Rönesans hareketleriyle bir aydınlanma çağı işte Michelangelo, Donatello gibi önemli insanlar ortaya çıkarken kiliseye karşı ise Martin Luther önceliğinde reform hareketleri ortaya çıkacak. Artık merkantalizm unsuru ortaya çıkıyor. Peki merkantalizm unsuru nedir dersek eğer bir devletin gücünü, ekonomik gücünü ise onun değerli madenleriyle ölçülmeye başlanması diyeceksiniz. Yine Osmanlı Devleti'nin ilk matbaası, ilk Türk matbaası Lale Devri'nde gelecek ve yine Rönesansla birlikte hümanizm akımı diye adlandırdığımız insancıl akım ortaya çıkmış. Yine Osmanlı Devleti yavaş yavaş Avrupa'nın birçoğuna kapitülasyon vermeye başlarken Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi ile birlikte Avrupa'nın açık pazarı yarı sömürgesi haline gelmiştir. Sekürleşme ve rasyonalizm diye adlandırdığımız kavramları unutmayacaksınız. Bir de bilim devrimi arkadaşlar Rönesans anda yaşanacak. Uluslararası ilişkilerde denge stratejisi nasıl peki dersek? Osmanlı Devleti doğuda şark meselesini yaşayacak. Yine Osmanlı Devleti döneminde değerli arkadaşlar ittifak ve itiraf devletleri diye adlandırdığımız unsurlar oluşmaya başlıyor yavaş yavaş. Ama bakın 19. Yüzyılı tam anlamıyla ortaya çıkmayacak. Rusya ise Panzeravizm politikası ile birlikte sıcak denizlere inme politikası izlerken Osmanlı Devleti ise denge stratejisini izlemiştir. Peki Osmanlı Devleti denge stratejisini ilk kez nerede izledi dersek Mısır meselesinde Fransa'ya karşılayacağız. Yine sömürgecilik hız kazanırken Osmanlı Devleti arkadaşlar Hünkar Esirgelisi anlaşmasıyla boğazlardaki hakkını kullanmış ve ilk kez boğazlar sorunu gün yüzüne çıkmıştır. Osmanlı Devleti'nde ilk kez bir vali ne yapacak? İsyan ediyor ve sonrasında arkadaşlar Osmanlı-Rus rekabeti hız kazanmaya başlamıştır. Devrimler çağında değişen toplum ilişkilerindir dersek. Bu dönemde arkadaşlar Fransız İhtilali'nin etkisiyle birlikte milliyetçilik akımı ortaya çıkmış. Çok uluslu imparatorluklar etkilenmeye başlamıştır. Osmanlı Devleti yine azınlıkların isyan edebilmesini engelleyebilmek için tanzimat ve ıslahat fermanlarını yayınlasa da pek anlamda başarılı olamayacak. Liberalizm, kapitalizm ve sosyalizm gibi önemli fikir akımları ortaya çıkarken... Güçlük olan monarşiler zayıflamaya başlayacak. Yine Osmanlı Devleti meşrutiyet diye adlandırdığımız halkın kısmen de olsa yönetime katılmasını sağlayacak. Yine senin Selim zamanında Nizami Cedid ordusu kurulmuş. Hatta Nizami Cedid ordusu Napolyon'u Akka olaylarında durdurmuştur. Vakayı hayriye diyeceğiz. Yani yeniliklerin önüne geçen Yeniçeri Ocağı vakayı hayriye ile birlikte kaldırılmış ve aynı zamanda arkadaşlar bu dönemde yurttaş ve askerlik fikri ortaya çıkmış. Unutmuyorsunuz yurttaş ve askerlik fikri ilk kez Fransa'da ne yapmıştır? Ortaya çıkacak ve Osmanlı Devleti dışarıdan aldığı borçları ödeyemediği için 2. Abdülhamit döneminde Muharrem kararnamesini yayınlamış ve duyunu umumiye idaresine yapılmıştır. Kuruldu diyeceğiz. Geldik sermaye ve emeğe. Arkadaşlar sermaye emek dediğim zaman el emeğinde makineleşmeye geçmeye göreceğiz. Makineleşmeye geçmemle birlikte ham madde ve pazar arayışı dünyada ortaya çıkmaya başlayacak. Osmanlı Devleti de sanayileşme çabalarını yapsa da pek başarılı olamamış, el tezgahları kapanmış ve fabrikasyon sürecinde pek de başarı sağlayamamıştır. Osmanlı Devleti milli iktisat politikası izlese de dediğimiz gibi başarıyı ne yapamıyor, yakalayamıyor diyeceksiniz değerli arkadaşlarım. Şimdi geldim 19. ve 20. yüzyılı değişen gündelik hayat. Yani aslında bir nevi mobilya'dan bahsedeceğiz. Bu dönemde ulus devlete giden süreçte nüfusun dengesinin bozulmasından bahsedeceğiz. Modern hayattaki sosyal değişim nasıl oluyor dersek, unutmuyorsun popüler kültür ön plana çıkacak ve aynı zamanda Frank modası Osmanlı'da önemli bir unsur olmuştur diyorsunuz. Yine tüketim alışkanlığı hız kazanırken yine arkadaşlar kamuoyu diye adlandırdığımız kavram ortaya ortaya çıkmış ve sosyal değişimde gün yüzüne çıkmıştır. Artık geldim 12. sınıfımıza. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya. Mustafa Kemal'in hayatı. Biliyorsunuz ki Mustafa Kemal'in hayatı önemli. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti. Ne olacak 20. yüzyılın başlarında? Osmanlı 1. Dünya Savaşı'na katılacak. Trabzkarp 1. Balkan Savaşı. Buralarda ağır mağlubiyetler yaşayacak. Ordu siyasete karışacak. Bir nevi aslında biteceğimiz noktalara gelmeye başlıyoruz. Unutmuyorsunuz Trabzkarp Savaşı Uşa Anlaşmasıyla sona ermiş ve Osmanlı Kuzey Afrika'daki son toprağını kaybetmiştir. Balkan Harbi'nde ise arkadaşlar Edirne Kırklareli Bulgaristan'a geçmiş ve 2. Balkan sayesinde ise Edirne ve Kırklareli geri arkadaşlar Bulgarların elinden almıştır. 1. Dünya Savaşı dediğim zaman İtilaf ve İttifak Devletleri diyeceksiniz. İtilaf Devletleri dediğim zaman İngiltere, Fransa ve Rusya diyeceğiz. İttifak dediğim zaman ise Avusturya, Macaristan, Almanya ve İtalya diyeceğiz. Ama diyeceksiniz ki unutmayın Hocam belki yanlış söylediniz. Bakın arkadaşlar ittifak devletlerinde ilk başta İtalya varken sonrasında saf değiştirerek itiraf devletlerine geçmiştir. Wilson ilkeleriyle savaş sona erecek. Wilson ilkeleri sonrasında arkadaşlar sömürgecinin yeni adı Manda ve Himaye olmuştur. Osmanlı Devleti ise Mondros Ateşkes Antlaşması ile Dünya Savaşı'ndan çekilmiş ve ağır bir yenilgi almıştır. Yine arkadaşlar unutmuyorsunuz bu süreç içerisinde neler göreceğiz dersek artık Türk tarihinin milli mücadelesi başlayacak. İşgallerin başlaması ve milli mücadeleye hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in kongrelerini göreceksiniz. Unutmuyorsun ilk olarak Havza Genelgesi sonra Amasya Genelgesi, Erzurum. Sivas Kongresi ve Temsil heyetinin Ankara'ya gelişini diyeceğiz. Havza Genelgesi dediğimiz zaman halkı uyandırmak var. Yine Amasya Genelgesi dediğim zaman Kurtuluş Savaşı'nın amacı, gerekçesi, yöntemi belirtilmiş. Mustafa Kemal Amasya Genelgesi sonrasında askerlik görevinden istifa etmiş ve sineği millete dönmüştür. Geldim, Erzurum Kongresi toplanış bölgeseldir ama alınan karar ulusaldır. İlk kez manda himaye fikri ortaya çıkmış ve manda himaye reddedilmiştir. Sivas Kongresi ise her açıdan ulusaldır. Bölgesel olan cemiyetlerin hepsi tek çatı altında toplanmış, Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti altında birleştirilmiştir. Yetmemiş yine arkadaşlar tüm ulusu temsilen temsil heyeti kurulmuştur diyeceğiz. Milli mücadele içerisinde milli egemenlik kavramından ilk kez nerede söz etti derse Amasya genelgesi diyeceksiniz değerli arkadaşlar. Geldim Atatürkçülük ve Türk İnkılabı. Atatürk'ün 6 tane ilkesinden bahsedeceğiz. Bununla SOS 1 ya da SOS 2'de kesin bir soru geleceğini düşünüyoruz. Türk İnkılabı dersek modern, çağdaş, eskimişi geriye atmak önemli bizim için unsur. Siyasi alanda yapılan inkılaplar, hukuk alanında yenilikler, eğitim ve kültür alanda yapılan inkılaplar, toplumsal alanda yapılan inkılaplar, ekonomi alanda gelişmeler, Atatürk ilke ve inkılaplarının önemini göreceğiz. Unutmuyorsunuz değerli arkadaşlar hemen hemen her alanda ilkelerde ne yapılmıştır? Çalışma yapılacak. Kadınlara haklar verilecek. İlk kez kadınlara seçme, seçilme hakkı verilmiş. Yine kadınların bunun öncesinde evlenme, boşanma, miras bırakma gibi hakları yokken medeni kanunla artık bu gelecek. Ümmet devleti yerine artık milli devlet kavramı ortaya çıkmış. Yine saltanat kaldırılarak egemenlik halka verilmiştir. Cumhuriyetle birlikte insanlara demokrasi aşılanmış, çağdaşlık ön plana çıkmıştır. Biz ümmet kavramını ortadan kaldırmak için hilafeti de ortadan ne yapacağız ve altı ilkeyle birlikte bunu tamamlamaya çalışıyoruz. İki savaş arasında dönemde Türkiye ve dünya. Atatürk dönemi iç politikadaki gelişmeler. Bu dönemde çok siyasi partiler kurmaya başlayacağım. Cumhuriyet Halk Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası, Teraki Perver. Ama unutmuyorsun bunların hiçbiri başarılı olamadı. Neden? Teraki Perver'i kurdum, Şeyh Said çıktı. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kurdum, Menemen isyanı çıktı. Yani layık düzene bu halk daha alışkın değil. O yüzden de 1946 yılına kadar çok partili hayata geçiş süresini denemiyorum değerli arkadaşlar. Atatürk dönemi dış politikasında ise Hatay meselesini yaşayacağız. Ve 1939 yılında Hatay ana vatana katılmış. Bozkurt Lotus olayı yaşanacak. Bozkurt gemisiyle Lotus gemisi kafa kafaya çarpışmış. Ve Fransa Lotus gemisinden dolayı suçlu bulunmuştur. Yine geldim arkadaşlar. Dünyada faşizm diye adlandırdığım Mussolini'nin önderliğinde bir akım ortaya çıkacak. Adolf Hitler'in önderliğinde ise Nazizm. Yine Lenin'in önderliğinde ise Komünizm diye adlandırdığım durum ortaya çıkıyor. Birinci Dünya Savaşı'nda Bolşevizm ortaya çıkmış ve komünizm yayılmaya başlamıştır. Ekonomik çöküş ise 1929 yılında dünyada büyük bir ekonomik burhan yani kara perşembe ortaya ne yaptı? Çıktı diyeceksiniz. Geldim iki savaş sürecinde Türkiye ve dünya. İkinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı sürecinin Türkiye, İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçları. Beş büyükler yani kimler? İngiltere, Fransa, Rusya, Almanya, İtalya gibi devletlerden bahsedeceğiz. Arkadaşlar kitle imha silahları yani atom bombalarını göreceksiniz. Mihver ve mi, müttefik devletler diyeceğiz. Arkadaşlar yani İtalya, Almanya, Japonya. Sonrasında geldim arkadaşlar İngiltere, Fransa ve Rusya diyeceğiz. Yo, sonra unutmuyorsun savaşa Amerika'nın katılmasıyla birlikte dünya harbi sona ne yaptı? Erdi diyeceğiz. İkinci dünya savaşı sonrasında Türkiye peki neler yaptı? Buna bir bakalım. Devletler arası bloklaşma ortaya çıkacak. Yani dünya batı ve doğu bloğu diye birbirinden ayrılmaya başlanıyor. Yine arkadaşlar bu dönemde Amerika Sosyalizmin yani komünizmin yayılmasını engelleyebilmek için Truman ve Marshall planlarının yardımını gerçekleştiriyor. Yine dünya kutuplaşmaya başlamış ve seçim sistemlerinde değişiklikler ortaya çıkacak. Ve dünya sıcak çatışmayı bırakarak Rusya ve ABD'nin soğuk savaşını izlemeye başlıyor. Kore Savaşı, Vietnam Savaşı gibi savaşlar bunun en güzel örneğidir. Toplumsal ve değerim çağında Türkiye ve dünyada neler olmuş dersek 60 sonrası dünyadaki gelişmeler. Unutmuyorsun Türkiye'de ilk askeri darbe 1960 yılında gerçekleşecek. Ve sonrasında Cemal Gürsel önderliğindeki komite yönetimi el koymuş Adnan Menderes gibi kişileri idam etmişlerdir. Barış Harekatı Türkler birçok yere barış harekatı düzenleyecek. 1950'li yıllarda Kore'ye asker gönderirken birçok Birleşmiş Milletler'in yardım istediği yere ise barış gücü göndermiştir. Yine beyin göçü dediğim zaman aklınıza şu gelecek. Artık ülkedeki önemli zeki insanların ekonomik sorunlarla baş edememesinden dolayı başka ülkelere ihraç olmasıdır aslında. Bu dönemde 60'lı yıllarda Almanya, Avusturya gibi önemli yerlere Türkiye ye gurbetçi göndermiş ve Almanya ve Avusturya gibi yerlerin işçi şeyini sağlamıştır. Üçüncü dünya ülkeleri ortaya çıkacak. Biliyorsunuz dünya iki kutba ayrılmıştı. Bu kutubun içerisinde bir de üçüncü dünya ülkeleri ortaya çıkmıştır. Ve sonrasında detant dönemi ortaya çıkacak. Yani yumuşama dönemi diyeceksiniz. Peki 1990 sonrası Türkiye'deki neler gelişmeler olacak? Yani aslında bir nevi koalisyon hükümetlerini göreceğiz. O hali göreceğiz. Mülteci kamplarını göreceksiniz. Yine milli iradeyi yani mülteci dediğim zaman Suriyelilerin buraya gelmesinden bahsedeceğiz. Ve bunun için yapılan kampları göreceğiz. Milli irade yeni demokrasiye 15 Temmuz zamanında daha Arbe vurulmaya çalışılacak ama halk arkadaşlar milli iradeyi ne yapmıştır sahip çıktı diyeceksiniz. Evet şimdi sizin için arkadaşlar çok güzel bir ödülü soru bırakıyorum. Unutmayın arkadaşlar artık son noktadayız. Biliyorum ki zorlandınız, yeri geldi, öflediniz, pöflediniz ama unutmayın biz her zaman sizin yanınızda olmaya çalıştık. Belki hatamız oldu, belki yanlışlarımız oldu ama unutmayın siz sınavı kazansanız da kaybetseniz de bizim o değerli öğrencilerimizsiniz. Hiçbir zaman size olan sevgimiz, hiçbir zaman size olan inancımız hiçbir şekilde bitmeyecek. Unutmayın siz bir bireysiniz ve kalbimiz her zaman sizinle. Umarım ki kalbinizdeki ve inancınızdaki o güzel üniversiteleri kazanırsınız. Hadi güzel sonuçlarınızı buraya yazmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.